Ders 10 regular expressions ile devam ediyoruz. Konu başlıkları nedir? Örnekler ve IP AS path access list diye yazmışım. Aslına bakarsanız arkadaşlar ben bu konunun başlığının IP AS path access list olmasını düşünmüştüm önce. Ama konu içerisinde bu konuyu anlatırken asıl anlatmam gereken konu, daha doğrusu bunun anlaşılabilmesi için önce regular expressions anlatmam lazımdı ve regular expressions konusu daha yoğun. Daha doğrusu olayın sonunda bunu anlatacağım. Onun için başlığı bu yapmadım. Önce regular expressions anlatacağım. Bundan bahsedeceğim. Bu genel regular expressions'dan önce niye bunu başlık yapacaktım? Yani IP AS path access list niye kullanılır onu söyleyeyim. Bundan bir önceki ve iki önceki derste ne görmüştük hatırlıyorsanız, şöyle yazayım hatta şuraya bir IP prefix list deyip bir şeyleri seçmiştik hatırlıyorsanız. Tamam. Ondan sonraki derste ise root map deyip gene bir şeyleri seçmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi ise yine aynı şekilde IP AS path access list deyip yine bir şeyleri seçeceğiz. Emre onun bu son seçme işlemi merak etmeyin. Bundan sonra uygulamalar yapacağız. Yine dersimize yalnız şöyle söyleyeyim. Bakın ilk baştaki IP prefix list basitti. İşte bir kutu oluşturup içine bir şey atıyorduk. Burada rootmap biraz daha detaylıydı. Şimdi IP AS path access list ile seçim yaparken bir şey kullanacağız. Kullanacağımız şeyin adı regular expressions. Expressions diye bir şey. Önce bunu anlatmam lazım benim size. Bunu anlattıktan sonra şunu bununla bir şey seçmemiz 10 saniyemizi almayacak. Merak etmeyin. Şimdi biraz regular expressions'dan bahsedeyim. Regular expressions nedir? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar aslında regular expressions hayatınızda zaten bildiğiniz bir şey. Yani mesela Windows ortamında bir şey arattırıyorsunuz. Hatırlıyorsanız yani diyelim ki bir dosya arattırıyorsunuz. Arattırırken mesela şunu yazdığımı falan hatırlıyorum ben. Diyelim ki işte arama çubuğuna geliyorum Windows ortamında C değil mesela. Diyorum ki yıldız nokta JPEG dosyalarını ara diyorum. Şimdi aslında siz bunları kullanıyorsunuz. Bunlara Microsoft şey diyor, regular expressions demiyor da bunlara wildcard diyor, joker diyor. Bizim konumuzda ise biz bunlara regular expressions diyeceğiz. Programlamayla uğraşan insanlar zaten bunu biliyorlar. Onlar için geçit daha hızlı olacak. Şu karakterler var ya, bunlar bir anlam ifade ediyor. Ne anlamı ifade ediyor? Bunlara bakacağız işte. Hemen regular expressions'e yavaş yavaş gireyim. Öncelikle şunu anlatacağım. Show running config dediğimiz zaman, yani şu komutu ben girdiğim zaman bana bir sürü şey çıkarttı. Bunların her birine İngilizce şey diyelim biz. Bakın şu bir satır. Şurası bir satır. Burası da bir satır. Burası da bir satır. Bunların hepsine tek tek satır diyelim. İngilizce bunlara line deniyor. Line. Yani siz bir komut giriyorsunuz. Show running config yaptım. Ve bize bunların hepsini, bakın şu boş olmasına ama burada bir satır. Bu satır, 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 satır. Hepsini satır, satır verdi bana. Daha önce şimdiye kadar regular expressions'dan önce bildiğimiz bazı şeyler var. Onları anlatarak başlayalım da daha rahat olalım. Mesela show version'dayım. Bu da bir komut. Show version ve tıkladığımız zaman bu da bize bir şeyler getiriyor. Bakın show version komutunu girdim şöyle. Bu da bana böyle bir sürü... Bunlar her biri bir satır. Burası bir satır. Burası bir satır. Burası bir satır. Bir sürü satır getirdi. Biz şunu görmüştük. Mesela ben istiyorum ki şöyle olsun. Mesela benim bunlara tamam benim işime yaramıyor. Yani bir sürü şey görüyorum ben. İşte ROM kelimesinden başlayan satırı ve sonrasını görmek istiyorum. Yani şu kadarı görmek istemiyorum. Şunu görmek istemiyorum. Ben şundan gerisini görmek istiyorum sadece. Amacım bu. Bunu nasıl yapıyorduk? Show, run, pipe, begin diyoruz ve ROM kelimesini yazıyorum. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki bu satırların tamamına bak. Bu satırlar içerisinde işte ROM kelimesiyle başlayan varsa yani içinde ROM kelimesi geçen bir satır varsa, o öyle söyleyeyim daha iyi olur. Yani başında anlamda söylemeyeyim. ROM geçen, mesela bu şeyi de yapabilirdik. Ne olsun? Mesela unknown olsun. Şunu seçeyim ya. Bununla başlasın. Sileyim şunu da şöyle yazayım şuraya. Derdim şu. Şu satır ve sonrasını görmek istiyorum. Demektir bu konuda. Hemen tıkladığım zaman olmadı.
Pardon, baş anlamına geliyordu değil mi? Ya bu doğru. Desteğim hatta şöyle. Bir dakika. Ne yanlış yapıyoruz biz? Ne yanlış yapıyoruz? Allah Allah. Neredesin? Şurada. En baştaki kelime olacakmış. Pardon ya. Ben niye karıştırdım? Show run olsun. Mesela show version olsun. Diyelim ki this kelimesi ve sonrası başladığını düşünelim. Show run. Pardon arkadaşlar, bir şey karıştırdım. Begin this. Niye bundan başlamıyorsun? İşte burada bir tane satır var. Last kelimesini alalım. Yani tamam. Kısaca şöyle, yani daha önceki bilgilerimize bakarken ben showrun mı yazdım ben? Niye show version yazdım? Allah'ım ya. Show version kelimesiyle beraber diyelim ki az önceki konuya tekrar döneceğim. Çünkü yanlış söyledim. Mesela this kelimesiyle başladım ya. Show version, çünkü farklı bir şey anlatıp farklı bir uygulama yapıyorum anlamı ya. Deyip this kelimesi olsun. Bu bana ne yaptı biliyor musunuz? Şu komut bir daha ne yaptı? Şu komut. Bakın diyor ki bana her şeyi gösterme. Bana this kelimesiyle başlayan satır ve sonrasını göster demektir. Bunu biliyoruz. Hatta bunun dışında başka neler vardı? Mesela diyelim ki ben show run section BGP. Bu anlamı neydi? Running config içerisinde bana her şeyi gösterme. BGP ile ilgili olan bölümü göster. Artık o nasıl yapıyorsa yapıyor ve karşımıza şöyle bir şey çıkarıyor bizim. Diyor ki BGP ile alakalı bölümler bunlar diye karşımıza çıkarttı. Veya show IP interface brief yaptığım zaman mesela bu da bir satır çıkarıyor. Bakın bu komut da bize görmemizi istedi. Yani şöyle bir sürü şey çıkardı. Bunlar hepsi bir satır işte. Bunlar hepsi bir satır. Mesela meşhur herkesin yaptığı bildiği exclude unassigned. Bu ne demekti? Sen bana içinde şu kelime geçmeyen satırları göster. Yani şunları ben görmek istemiyorum. IP atanmamış ya. Yaptığımız zaman bakın sadece IP adresi olanları getiriyordu. Tamam. Veya show IP route yapalım şöyle. Show IP route. Show IP komutu girdiğim zaman da bunların hepsi satır geçiyor. Mesela ben ne görmek istiyorum? Sadece loopback 1 ile alakalı yerleri görmek istiyorum diyelim ki. Show IP route include içinde geçen demek bu da. Loopback 1 yaptım. Bakın sadece bunlar geldi. Biz buraya kadar olanları biliyoruz. Yani bunlar işte show komutlarıyla karşımıza çıkan bir sürü satır arasında, çünkü satır veriyor. İlgili onları seçmek için kullandığımız şeylerdi. Ki dediğim gibi temel ve orta seviye hem CCNA hem CCNP derslerinde bunları görmüştük. Şimdi biraz daha ince ayar yapalım. Biraz daha ince ayar yapalım. Nasıl biliyor musunuz? Bakın mesela bir örnek vereyim. Show version dedim. Karşıma bir sürü satır çıktı. Ben diyorum ki mesela şu satırı istiyorum ben. Ama nasıl yapacağım biliyor musunuz? Diyorum ki bana şu satırların tamamına bak. En sonunda şu kelime geçeni bana göster diyeceğim. Veya ne yapayım? Dur, başka bir şey olsun diyelim ki. Satır sonunda şu kelime geçeni bana göster diyeceğim. İçinde değil ha. Özellikle diyorum ki satırın sonunda bu geçen diyeceğim. Ne yazıyor? Şu kelime geçiyor değil mi? İşte show version include içinde geçen cache ve en sona şöyle bir işaret koyuyorum. Bir tane dolar işareti koyuyorum. Bu dolar işaretinin anlamı şu arkadaşlar. Diyor ki sen şu komutu girdim tamam bana bir sürü satır göstereceksin. İçinde geçenler şu kelime geçenlere bak ama hangi satır? Satırın sonunda bu geçiyor olsun. Dolayısıyla eğer siz şöyle bir dolar işareti görüyorsanız bir satırın sonunu sonundan bahsediyorsun demektir. Dolayısıyla bizim router'umuz şeye bakıyor. Şunu gördü ya. Ha, bundan önce şunların olacağı bir satıra bakacağım diye bakacak ve onu karşımıza getirecek. Tamam. Demek ki dolar bu anlama geliyormuş. Hemen not alabilirsiniz. Yani dediğim gibi herhangi bir şey paylaşmıyorum böyle. Bir PDF veya ne bileyim bir şey falan hazırlamadım çok karışacağı için. Böyle tek tek konuları anlatarak gideceğim böyle. Mesela şöyle olduğunu düşünüyorum. Show version yapacağım gene. Show version olsun.
version. R1'le başlayan diyeyim şöyle. Sadece bu satırı getir bana. Şu var ya şu. Sadece bu satırı getir. Ama satırın başında bu olsun. R1 olsun diyeceğim. Bakın nasıl yapıyorum. Show version. Yani include yapıyorum. Başı derken şunu kastediyorum. Şöyle. R1. Eğer siz bir satırı seçmemi istiyorsanız, içinde şu geçsin diyorsanız ve satırın başında bu olsun diyorsanız, görüyor musunuz? Başına şu işareti koydum. Demek ki bu olduğu zaman satırın, line diyorum ben ona, line'ın en başında ne olacağını söyler. Bunları böyle yazayım değil mi? Daha güzel olur. Şöyle. Line'ın en sonunda ne olacağını söyler gibi. Tamam. Umarım şey yoktur şu anda. Yani kafa karıştırıcı bir şey yoktur şu anda. Tabii bunları nerede kullanacağımızı göreceğiz. Sadece şu anda bir örnek yapayım da böyle birkaç tane. Peki diyelim ki şöyle bir komut girdim. Bakın show version include dedim. Ve şu komutu girdim. Bakın ne yazıyor. Bana şu show version ile karşıma bir sürü satır çıkacak. Onlar arasından şunu göster. Bir dakika şunu göster ne? Bunun başı bu olsun, sonu bu olsun. Ortasında hiçbir şey yok. Ne demek istiyor? Bakın bütün boş line'ları gösteriyor. Görüyor musunuz? Bunların hepsi boş. Arada hiçbir şey yok. Yani bu şekilde kullandım işte. Yani özel bir kullanım olsun. Hatta bunu şuraya not alayım da. Diyelim ki boş satırları göster. Öyle ya. Line, satırın başında şu olsun diye bunu açtık ama bir şey yok. Satırın sonunu eklemişiz. Arada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Devam edelim arkadaşlar. Mesela show IP root yazdım. Burada içinde ne geçenlere bakayım şimdi ben. İçinde 3 geçenleri almak istiyorum. Sadece 3 geçenleri. Sadece 2 geçenleri almak istiyorum. Ama şunlara bakın. Mesela şurada da 2 geçiyor ama 2'nin yanında bir şey var. Ben diyorum ki 2'nin sağında solunda herhangi bir şey olmasın. Bak boşluk olsun şöyle. Bunu seçmek istiyorum sadece. Çünkü 2'yi seçersem mesela show IP interface show IP root pardon show IP root dedim. Show IP root include 2 yazarsam içinde 2 geçen hepsini seçer. Mesela şu satırın içerisinde 2 var. Ama ben öyle demeyeceğim. Sadece şunu seçmek istiyorum. Onun için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuraya bir tane şu işaretten koyuyorum. Pardon. Şöyle. 2 şu. Böyle 2'nin sağına ve soluna şöyle bir underscore koyduğum zaman underscore yani aşağı 2 kesime işareti koyduğum zaman burası boş olsun, burası boş olsun anlamına geliyor. Enter'a tıkladım. Bakın şimdi. Burada var, burada var, burada var, buraları seçti. Burada var mı da seçti? Ha burada varmış görüyor musunuz? Bakın burada varmış. Hepsini seçti. Süper. Demek ki şu işaret neyi seçiyor? Boşluk anlamına geliyor. Boşluk anlamına geliyor. Aslında sadece boşluk değil arkadaşlar. Bazı atıyorum bir parantez falan varsa orada parantezi falan da seçiyor da biz genel olarak sadece boşluğu seçsin diye bilelim. Bizim işimiz çünkü o fazlasıyla görecektir emin olun. Birkaç tane daha şey var. Şöyle bir örnekler yazacağım şuraya. Dersi çok fazla uzatmadan böyle. Mesela dedim ki show version include dedim. 7 yazdım ve şöyle bir şey bıraktım. Yani 7'den sonra bir tane yıldız koydum. Bunun anlamı şu. Diyor ki bana 7 ile içinde 7 geçenleri içinde 7 geçebilir. 77 geçebilir. 777 geçebilir. 7777 geçebilir. Veya hiç 7 olmayabilir. Bilir. Kısaca bir yıldız görüyorsanız böyle kendinden sonra gelen neyse o hiç tekrar edilmeyebilir yani olmayabilir. Veya 1, 2, 3, 5 tane falan olabilir. Böyle bir anlamı var. Deyim. Geçiyorum. Dediğim gibi dersi durdurup dinleyebileceğiniz için şey yapmıyorum hiç.
Mesela show version include 7 plus dediğim bu neden anlamına geliyor? Bu da eğer bir artı işareti varsa bundan bir önceki 7 olabilir, 77 olabilir, 777 olabilir, 7000 gibi ama kesinlikle 7 var. En az bir tane 7 var. Tekrar edebilir anlamında söylüyor. Yani bunu da seçer, bu satırda seçer, bu satırda seçer, bu satırda seçer, bu satırda seçer. Yani şey yazmamış, içinde 7 geçenleri, 77 geçenleri, 777 geçenleri, 7777 geçenleri seçmek istiyorum dememiş de 7 plus demiş. 7 plus demiş. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Burada da mesela şey demiş. Bu çok ilginç. İçinde 7 geçenleri, 777 geçenleri, 777 geçenleri, hiç 7 geçmeyenleri dememiş de böyle demiş. İlginç. İlginç değil aslında. Biraz sonra örnek yaparken göreceksiniz. Mesela diyelim ki ne olsun? Şöyle bir komut gireceğim. Show version olsun. Tabi bu komutlar öylesine giriyorum şu anda. Bir anlamı yok bana. Include dedim. Şu olsun mesela. 666. Ha, bu ne anlama geliyor? Diyor ki şu. Şurada bir soru işareti var bakın. Soru işaretinin anlamı geliyor. Bu ne demek? Soru işaretinin anlamı şu. Kendinden önce gelen karakter. Burada ne kendinden önce gelen karakter? 6 mı? Ha, 6. Bu 6 olabilir de. Olmayabilir de. İki tane durum var. 666 olabilir bu durumda veya 66 olabilir. Tekrar diyorum soru işareti demek 66 pardon kendinden önceki karakter. Yani şundan bahsediyor. Olabilir de olmayabilir de. Ama aklınızda olsun biz iOS'ta soru işareti yaparken olmuyor. Normalde şöyle bakın show version dedim. Hatta şey yapayım. IP root name include mesela ne yapalım? Şurada mesela 12 seçeceğim değil mi? 12 diyeceğim. 12 de olabilir bu veya şöyle diyeyim. 123 de olabilir, 12 de olabilir anlamında söyleyeceğim. Şu 12'yi seçmek için şöyle bir tane soru işareti koyacağım. Ama soru işareti koyduğumuz zaman ne oluyor bizim router'da? Biliyoruz ki bu çalışmıyor ya. Bu başka anlama geliyor. Onun için klavyeden Ctrl V'ye basayım bir kere ondan sonra bunu yaptığınız zaman bu şu anlama geliyor. Yani şey demek. Bunu koyabilmek istiyorsanız önce Ctrl V'ye basıyorsunuz, sonra buna basıyorsunuz. Bakın ne oldu? Bu ne demekti? Bunun anlamı ne demekti? Şey demekti. Şu olabilir de olmayabilir de. Olmayanları getirmiş. Bakın burada geçiyor, burada geçiyor, burada geçiyor. Yani burada geçiyor. Hepsini getirmiş işte. Tamam. Devam ediyorum. Mesela show version diyelim şöyle include cache demiştik ya az önce cache hatırlayamadım iki tane şöyle yaptım nokta koydum böyle noktanın anlamı ne biliyor musunuz burada tek bir şey var yani herhangi burada bir şey var işte tek bir şey ifade ediyor tek bir şey var demektir o kadar bunun anlamı tek bir şey var demektir dolayısıyla ben bu komutu girersem ne olacak? Bakalım şuraya ne olacak. Görüyor musunuz? Şunların ne olduğunu bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Dedik işte bu kendisi buraya baktı. Buna baktı. Bu satırı hemen getirdi bize. Tamam. Bunları böyle aşağı doğru kaydırarak gidiyorum. Sonra toplayacağım hepsini de. Şöyle bir komut girdiğimi düşünün. Show version include. Mesela içinde 6, 7, 8 şey geçenler mesela içinde 5, 6, 7, 8, 9, 10 geçenleri bulmak istiyorum. Bir küme var, bir grup var. Onu da şöyle yapıyorlar. 5, 6, 7, 8, 9 olanları seç. Bu eğer köşeli parantez içerisinde bir şey yazıyorsanız demek diyor ki içinde 5 de geçebilir, 6 da geçebilir. İkisi hepsi aynı anda olmak zorunda değil bakın. 5 geçenleri de al, 6 geçenleri de al, 7 de al, 8 de al, 9 de al. Bunlar hepsi aslında or veya anlamına geliyor. Hatta bunu kısaltabiliyoruz şöyle, adaptere koyabiliyoruz bu şekilde. Yani bu da olur, şu da olur. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Tekrar diyorum, eğer bu varsa, bunun içindekilerden herhangi bölüm yazıyor, birini seç. Varsa tamamdır. Onu oluyor. Mesela ben show version include bunu yapayım. Yaptığım zaman içinde mesela 5 6 7 8 de bak 5 burada geçmiş. 5 burada geçmiş. Hepsini seçmiş görüyor musunuz? Evet. Devam ediyorum. Şöyle bir şey var. Show version include dedim ve
Parantez içerisinde olursa ne olur? Bu ise 7000 yazayım şuraya. Diyor ki bunun tamamını seç. Yani eğer bir parantez varsa içindekinin tamamını seç demek. Yani sen tamamına bak, tamamını bul. Tamamını kastettim. Kastettim. Yazamadım. Şunu yazayım bakalım. Şurada bir tane bir şey gördüm. 7000 diye onu şey yaptım. Görüyor musunuz? Direkt bunu buldum. Hemen. Tamam. Başka ne yazacağım? Peki. Az önce mesela noktadan bahsettik ya, noktadan. Noktadan bahsettik. Ben show BGP IPv4 unicast dedim. Şöyle bir komuta girdim. Diyorum ki şurada bana bir sürü şey çıkarttı bakın. Şunların ne olduğunu hatırlıyoruz. ESPath'tı. Ben sadece içerisinde 18.0 geçenleri bulmak istiyorum. Ya yani bu satır gör. Bunu nasıl yapacağım mesela? Şimdi show BGP IPv4 unicast dedim. Tamam. Include dedim. Şu satıra bakar mısınız? Bir de şu satıra bakar. Ben bu ikisini seçmek, sadece ikisini görmek istiyorum. Ve şunu seçmek istiyorum. Bunu nasıl yazacağım acaba? Bunu niye yazamam biliyor musunuz? Yazamamayacağımı düşünüyorum. Çünkü şu noktayı yazarsam, noktanın bir anlamı vardı regular expressions'da. Tek bir şey anlamına geliyordu. İşte karıştı şimdi, bunun bir anlamı var. Ama buradaki nokta ciddi ciddi bir nokta. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki 18, şöyle ters slash mı diyeyim, nokta 0. Bu şunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu bunun anlamı. Bundan sonra geleni regular expressions olarak algılama, olduğu gibi algıla demek. Tekrar diyorum. Bakın zaten görüyor musunuz? Direkt seçti böyle. Şunu aldım şöyle. Şuraya yapıştırayım. Şöyle. Eğer siz şunu kullanıyorsanız bundan sonra geleni regex olarak, bunlara regex demek sadece, regex olarak algılama. Çünkü o regular expression'da kullandığımız karakterleri bazen gerçek anlamda kullanmak isteyebiliriz. Tamam. Şimdi biliyorum hani dersi durdurabilirsiniz, bunları not alabilirsiniz ama ben direkt ders anlatmaya devam edeceğim. Birkaç tane örnek yapacağım. Şimdi biz genelde bunu BGP'de nasıl kullanacağız? Bir sürü bakın show run komutunda bile kullanabiliyoruz ama arkadaşlar show BGP IPv4 unicast, buraya kadar olan komutun ne olduğunu biliyoruz biz. Neydi bu komut? BGP tablosunu göster demekti. Ama sonra regex yazıp da regex p yazıp da devam edersek ne yapıyor biliyor musunuz bu? Şu komut özel bir komut. Bu komut normalde şu komut rutin tablosunu gösteriyor bize. Bakın şöyle. Bakın rutin tablosunu gösterdi. Ama ben diyorum ki gösterirken sadece mesela şu satırlar değil, bu satır değil, bu satır değil, bu satır, bunlara ilgilenmiyorum ben. Şu satırla da ilgilenmiyorum ben. Hatta bakın şöyle yaptığımı düşünün mesela. Include dedim. İşte origin dedim. Bak görüyor musunuz? Origin. Bu tablonun tamamını dikkate alarak bir seçim yaptım. Ama ben diyorum ki bu tablonun tamamını gözden alınarak seçim yapma. Ben şunlarla falan ilgilenmiyorum. Ben sadece sonunda otonom sistem numarası olanlarla ilgilenmek istiyorum. Sadece bunlarla ilgili bir seçim yapmak istiyorum dediğimiz zaman şu kelimeyi ekliyoruz. Bu komutun anlamı show BGP IPv4 unicast regex p denilen şey, ki biraz sonra burayı dolduracağız. Bana seçim göstereceğin şeyleri ES numaralarına göre göster demek. Mesela örnek yapalım. Diyelim ki şunu sileyim şöyle. Yok silmeyin. Örnekleri şöyle yapacağım. Yukarı kaldırayım şöyle. Görülüyordur umarım. Şimdi derdim ne olsun biliyor musun? Musunuz? Ben şeyi görmek istiyorum. Bu da bir sürü root olabilir. Bir sürü. Derdim şu. ES18'den geçmiş olanlar. Mesela bunun arkasında başka şey de olabilirdi. Bakın bu arada şunu söylemeyi unuttum. Pardon. Siz bir şu hedefi kim göndermiş bize diyelim ki. Kim göndermiş bize? Bu eleman göndermiş. Ama bu yolculuğu nasıl yapmış biliyor musunuz? Bakın şunlar yolculuk yaptığı ES'ler. Bu router 1'in ES'i neydi? ES 19.0 değil mi? Şu anda biz bunun içerisindeyiz.
Bundan önceki ES neymiş? 66.0'mış. Bundan önceki ES neymiş? 18.0'mış. Bu anlama geliyor sonlar. Ve en sağdaki, şu en sağdaki network'ün çıktığı, yani şu network'ün olduğu yer, en soldaki ise bizim komşumuz. Öyle değil mi? Bakın şuraya. Çünkü biz ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Burada bir sürü olacak. Bu olacak, bu olacak. Bir sürü şey olacak böyle. ES numarası olacak. En sağdaki root, o network'ün çıktığı, kimin gönderdiği, en soldaki ise bizim komşumuz. Bunu bir aklımıza tutalım. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Hayal ediyorum burada. Burada bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? ES numarası. Diyorum ki 18'den geçmiş olanları görmek istiyorum. Bakın nasıl yapıyorum. Show BGP IPv4 Unicast Rejects dedim ve şimdi 18'i nasıl yapacağım? Şu 18 içerisinde geçmiş olan ne demek biliyor musunuz? Yani şuradaki boşluğu da seçeceğim. Buradaki boşluğu da seçeceğim. Şu kombiye şöylece seçeceğim işte şöylece. Bunu buraya yazacağım. Nasıl yazarım? Boşluk 18. Buraya bir nokta koyacağım ama noktayı koyamıyorum. Şöyle yapmam lazım. 0 bir boşluk. Yani mesela şu da bir boşluk görüyor musunuz? Dedim ve bana içinden geçenleri yani sadece hangi networkleri gönderdi? 18 içinde geçenleri gönderdi. Bu tarzda başka şeyler de olabilirdi. Mesela şunu söyleyeyim. Diyelim ki router 1'deyim. Show pardon. Ben 18'den gelenleri görmek istiyorum. Bakın bundan sonra bir şey olmasın. Yani 18'den gelenleri görmek istiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Onu da şöyle yapacağım. Diyeceğim ki 0 buraya boşluk olmasın da dolar işareti. Hatırlıyorsanız dolar işaretinin anlamı neydi? Dolar işareti şu satırın en sonunda ki bu şu komut tekrar ediyorum şu komut şuraya bakan komuttur. Bakın buraya bile bakmıyor. Ben satır dediğime aldanmayın siz. Şu satıra bakmıyor. Satırın şu path kısmına bakıyor sadece. Aynı show version neye bakıyordu? Veya show running, show IP interface brief, show IP root neye bakıyor? Onların hepsinin baktığı, daha doğrusu süzüp bize getirdiği bir yer var ya. Şu komut da sadece şuraya bakıyor. Burada dedim ki bu buradaki satırın en sol tarafında, pardon en sağ tarafında şu olsun demek. Enter'a tıkladığım zaman bakın en soldaki gene aynı şeyleri getirdiğine bakmayın. Çünkü network'üm az burada benim. Onun için hani belki de şey hissi verebilir. Ya hep aynı şey geliyor diye düşünmeyin. Bu arada bu network nerede şu? Bir dakika dur. Router BGP o 660 bunu net IPv4 unit IPv4 unicast network bunu biz anons etmemişler Allah. Şeyden, Yozgat'tan. Bu router için Yozgat değil miydi? Tamam. Nah geldi. Hatta bu sefer örnek şey yapalım. Sadece 66'dan gelenleri görmek istiyorum ben. Yani en sonu 66 olsun. 66'dan çıkmış olan networkleri görmek istiyorum. 66 şu. Satırın sonu 66 olsun demektir bu. Bitti. Bakın görüyor musunuz? Sadece 66 olanları seçti. Yani şu komut, şu komutla, hatta şöyle yazarak gideyim. Bundan önceki komut neydi? Şu. Bunu buraya yazacağım şöyle. Şu komutla bana dedim ki 18'den geçenleri getir. Çünkü bunun sağında solunda bir boşluk varsa bir satırın başını veya sonunu belli etmiyor burası. Buradan geçmiş olması yeter. Ama şuna baktığımız zaman ne oluyor? Diyoruz ki satırın sonunda bu olsun anlamına geliyor. Peki diyelim ki şu komutu yazarsam ne anlamı gelir sizce? Daha önce göstermiştim. Bu komutu yazarsam ne olur? Şunu yazarsam ne olur? Şöyle yazıyorum. Diyor ki bu şu komut otonom sistem sayılarına bakıyordu. Satırın başı ve sonunu vermiş arada boşluk var. Ne demek bu? Tıkladım. Bakın ne demek görüyor musunuz? Burada hiçbir şey yok. Yani ya şurası bomboş. Dolayısıyla benim üzerimdeki network'ü getirin direkt. Çünkü benim üzerimdeki network'ün arasında benimle kendi network arasında niye bir otonom sistem olsun ki değil mi? Devam ediyorum. Bir saniye. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle birkaç tane çılgın örnek yapacağım. Ama hiç merak etmeyin.
Bunlar basit örnekler. Şöyle bir yan tarafta bir şeyim vardı. O konu başlıklarına bakıyorum. Amacım şu. Router 1'deyim şu anda. Router 1'deyim. Şunu açacağım şöyle. Biz ES19'dayız. Burada ES18 var diyelim ki. Burada ES66 var. Ama biz aynı zamanda buraya da bağlıyız, değil mi? Yani aslına bakarsanız şu ikisi bize direkt bağlı. Yani bu da direkt bağlı, bu da direkt bağlı. Ben arkasında bir sürü otonom sistem olabilir. Ben sadece bu ikisinden gelenleri görmek istiyorum. Yani bana direkt bağlı olanları görmek istiyorum diye bir şey dedim. Acaba bunu nasıl anlatacağım regular expression'da? Tekrar diyorum. Bana direkt bağlı olan 18 ve 66 var ya, sadece bunları görmek istiyorum dedim. Bunu nasıl yaparım? Şimdi bir kod gireceğim buraya. Show, hatta kodu şuraya yazayım, yan tarafta benim var. Açıklayarak gideceğim kodun ne olduğunu şöyle. Neredesin? Ha, şuraya yazayım önce. Show IP BGP, IP for unicast regex demişiz, tamam. Öncelikle başı ve sonunu belli etmişim. Tamam, güzel. Ve şu köşeli parantezini almam ne anlama geliyordu? Şunların içerisinde birisi olsun demekti. Tamam, onu da anladım. Yani buraya bakarken nasıl bakıyorum? 0 ile 9 arası bir sayı olsun. Bunlar işte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Şu karakteri olduğu gibi al. Ondan sonra 0 ile 9 arası bir sayı olsun. Tamam, oraya kadar da anladım. Şu artı ne demekti? Artı hatırlıyor musunuz? Artı ise kendinden bir önce gelen, kendinden bir önce şu geliyor arkadaşlar. Bu kutunun tamamı geliyor. Kendinden önce gelenleri tekrar edebilirsiniz. Yani hani hatırlıyorsanız 7 plus diye bir şey vardı. Ne demekti bu? 7, 77, 777, 7777. Hani fazla olabilir. Mesela buradaki 1 olabilir, 1, 1 olabilir. 1, 1, 1'den fazla olabilir, 2 de olabilir, 3 de olabilir demekti. Kısaca şu komutu girdiğimiz zaman sadece bir tane şeyi seçmiş oluyoruz. Bir tane ES seçmiş oluyoruz. Bakın gireyim şöyle şuraya. Bakın görüyor musunuz? Şu komutu girdiğim zaman sadece bir tane ES'i seçti. Dersin başından beri anlattıklarıma dikkatçe bakarsanız en başını ve en sonunu seçtim. Arada bir tane ES olsun sadece dedim. Bu ES olsun derken de bizim kullandığımız ES'ler otonom 4 byte'lık olduğu için şu noktayı nokta olarak kabul et. Şu sayılardan bir tanesi veya birkaç tanesi olabilir. Şu sayıda birkaç tanesi olabilir ve tekrar et. Öyle ya, 11 diye olduğunu düşünsenize, o 22 olduğunu düşünsün. Bu artıyı onun için koydum arkadaşlar. Kısaca bizden bir ES uzakta olanı seçtim. Peki diyelim ki 2 ES uzakta olanı seçeceğim. Amacım o. Bunu nasıl yaparım? Şu bir ES olanı seçti. Bir ES uzaktakileri seçti. Peki 2 ES uzakta olanları ben nasıl seçerim acaba? Basit. Şunu alayım şöyle, kopyalayayım şuraya. Yapıştıracağım şimdi. Diyeceğim ki bu birinci ES'ti. Şu buradaki birinci ES'ti. Ondan sonra şuraya gelin bir boşluk bırakayım bir tane. Şunun aynısından bir tane daha şuraya koyduğum zaman, şöyle şuraya koyduğum zaman ve artı yaptığım zaman şöyle. Yani şu birinci ES boşluk, ikinci ES. Ne olduğu önemli değil. İki tane ES olsun yeter. Bakalım çalışacak mı? Şunu aldım. Şuraya yapıştırdım. Bakın görüyor musunuz? Sadece iki ES'ler geldi. Bakın şu boşluk demek değil miydi? Şu ES'in bir tanesi bu şekilde seçiyoruz. Artı ne demekti? Bundan önceki şeyleri tekrarlayabilirsin sayıları. Bu da o anlama giriyordu. Tamam, bitti o kadar. Bu da iki ES olsun. İki ES. Uzaktakileri seçtim. Peki şey olur, bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bir ES veya iki ES uzakta olsun. Yani şunu aldım şimdi. Şunu aldım. 1 veya 2 diyeceğim. 1 veya 2. Çünkü bizim şeyimizde, şu andaki topolojimizde 1 veya 2 tane ES'ler var. Şu küçük biraz görünsün. Ha. 1 veya 2 tane ES var. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunu da şöyle yapıyorum. Şimdi soru işaretini hatırlıyorsunuz değil mi? Soru işareti ne demekti? Bakalım bir saniye. Soru işaretin neredesin? Ha, soru işareti ne demek? Şuradaki kendinden önceki olabilir de olmayabilir de demek. Tamam. Peki ben buraya neye koyacağım soru işaretini? Şu ES var ya, hani şu gördüğünüz ES. Buraya bu olabilir de olmayabilir de diyeceğim. Soru işaretini nereye koyarım? Şuraya koyarsam soru işaretini ben, buraya koyarsam bu kendinden öncekini
olabilir veya olmaz diyebilir. Şimdi ama benim derdim şu olabilir mi, olmayabilir mi diye tartışmak. Onun için ben burayı komple bir parantez içerisine koyuyorum bakın. Dolayısıyla bir parantez içerisindeki şeye alıyor. Yani şu soru işareti şu parantez içerisindeki olabilir de olmayabilir de anlamı taşıyor. Anladınız mı? Bakalım olacak mı? Şöyle. Yani 1 ve 2'leri getirdim. Yaptım şöyle. Niye olmadı biliyor musunuz? Bakın şu komutu giriyorum ben. Soru işareti kayboldu. Hani soru işaretini almıyor demiştik ya. Onun için ne yapacağım? Şuraya geleceğim. Ctrl V'ye basıp soru işareti yapacağım. Bitti bu kadar. Normalde kendisi almıyor çünkü. Bakın hem birleri hem ikileri getirdi. Ve selam regular expressions temel olarak bu anlama geliyor. Bu karakterlerin ne o anlama geldiğini öğrenip oynayabilirsiniz kendi kendinize. Ve çalışma yapabilirsiniz. Bizim asıl konumuza gelelim. Peki biz bir seçim yapmak istersek bir kutu içerisine üzümleri koymuştuk ya ama ben bu sefer networkleri koyacağım şey pardon networkleri koymuştuk ya koyarken networkleri böyle subnet masking göre değil de şunlara göre koymak istiyorum. Mesela diyeceğim ki 66'dan gelenleri kutunun içine koy. 18'den geçenleri kutunun içine koy diyeceğim. Olay nasıl bu işte? Ya dersin ana konusu buydu. Peki bunu nasıl yaparız? Bunun içinde bir tane seçim aracı göstereceğim ben şimdi size. Confd. Bakın IP, ASPath, Access List, 1, Permit dedim. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki bir isimli bir tane kutu oluşturdum. Kutunun ismi 1. İçine koy. Neyi koy? Bakın ne koyacağım içine. Dedim ki mesela 18'den geçenleri koy diyorum. 18'den geçenleri. Pardon bu da değil. Nokta 0 dedim. Bitti. Enter. Bir kutu oluştur. Oluşturduğun kutunun adı bir olsun. İçine koy. Neyi koy? Bunu koy. Sadece seçim yaptım. Bitti. Bundan sonraki derslerde bu seçimlerle yani şimdiye kadar öğrendiğimiz IP prefix list ile yaptığımız seçimler, route map ile yaptığımız seçimler, IP ASPath ile yaptığımız seçimler ki route map ile seçim yaparken hatırlıyorsunuz match komutu vardı. Ha, neyi sorusuna cevap veren. Neyi sorusuna cevap verdiği zaman biz istersek bundan yardım alabiliyoruz, buradan da yardım alabiliyoruz. Aslına bakarsanız bu CCNA derslerinde falan gördüğünüz access listler falan var ya, access list gibi şeyler var. Biliyorsunuz bunların ne olduğunu. Oradaki permit kelimeleri de hiçbir zaman aslında izin ver anlamına falan gelmiyor. Yani ta network eğitimleri almaya başlayanların en başında yaptığı hata demeyeyim de yani yanlış yönlendirme, kendinizi yanlış yönlendiriyorsunuz. Permit kelimesinin anlamı falan yok. Permit kelimesinin anlamı kutuya koy demek. Deny kutuya koyma demek. Bitti bu kadar. Siz bir access list oluşturduğunuz zaman aslında elinizde bir tane kutu var. Access list olabilir, prefix list olabilir, ASPath olabilir, neyse artık siz bir kutu oluşturuyorsunuz. Kutunun içerisine bir şeyler koydunuz, bir şeyler de koymadınız. Bitti bu kadar. Şimdi siz bu Excel'i alıp da interface altında uyguladığınız zaman interface'in bir anlamı var. Interface aynı Osman gibi düşünün. Hani üzüme ne yapıyor diyoruz ya. O ne yapıyor? Bu kutunun içindekilere izin vereceğim, bunlara izin vermeyeceğim diyor. Bitti bu kadar. O onun düşüncesi. Ama network ortamı her zaman böyle değil. Her zaman bu. Mesela dediğim gibi PBR dersini düşünün. Policy Based Routing diye. Mesela bunun YouTube'da benim böyle bir eğitimim var. Oraya gidip bakın. Oradaki anlam bu anlama geliyor mu? Gelmiyor. Onun için ezbere yapmaktansa bu mantığı kullanmak bana çok daha şey geliyor. Ben sadece şeyi soruyorum kendime. Oluşturduğum kutuyu kim kullanacak? Nerede kullanacağım ben bunu? Bir Policy Based Routing'de mi kullanacağım? Veya bir interface'in altına yazıp işte mı kullanacağım veya BGP'deki neyi bir komutunun sonuna mı koyacağım? Çünkü her birinin şeyi farklı oluyor. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonraki derste görüşmek üzere.